Bu videomuzda boru profilden oluşan bir kolonun taban plakası tasarımını yapalım. Kolon tabanına plaka eklemek için yardımcı makro komutlarından alın levhası bağlantı makrosunu çalıştıralım. Öncelikle bir kolon ve kolonun hangi noktasında alın levhası oluşturmak istiyorsak o noktayı işaretleyelim. Böylece bir alın levhası oluşmuş olacaktır. Oluşturduğumuz bu plakanın köşe noktalarını taşıyarak istediğimiz şekilde plakayı genişletebiliriz. Plakanın köşe noktasını seçmek için alt tuşuna basılı tutarak sol tıklıyoruz. Birden fazla köşe noktası seçmek için ise alt tuşu ile birlikte kontrol tuşuna da basıp seçim yapıyoruz. Daha sonra sağ tıklayarak özel taşı, doğrusal taşı seçeneğini işaretliyoruz. Burada global koordinat sistemine göre 100 milim y ekseninde taşıyalım. Benzer şekilde yine alt ile birlikte seçerek x yönünde 100 milim taşıyalım. Yine alt ile birlikte eksi 100 milim ve y yönünde 100 milim taşıyalım. Yardımcı makro kolon ile levha arasındaki kaynağı da otomatik olarak yapacaktır. Ve assembly olarak görmek istediğimizde şu şekilde görebiliriz. Şimdi de oluşturduğumuz bu plaka üzerinde ankraj deliklerini oluşturalım. Ankraj deliklerini oluşturmak için civata grubu yarat komutundan faydalanıyoruz. Komutu çalıştırıp hangi eleman üzerinde delik açılmasını ya da civata eklenmesini istiyorsak o elemanı seçiyoruz. İkinci bir seçeneğimiz olmadığı için sağ tıklıyoruz. Daha sonra bir başlangıç noktası ve X doğrultusunda ikinci bir nokta daha göstererek civatayı oluşturuyoruz. Başlangıç noktasına yakın bir yerde olduğu için göremeyebiliriz. O yüzden Alt D tuşu ile birlikte çizgisel moda geçelim ve civataların üzerinde çift tıklayalım. Civata grubunda pozisyonlar bölümünden X pozisyonunu 150 olarak uygulayalım. Tamam diyelim ve Alt D tuşu ile tekrar katı çizgisel moda geçelim. Oluşturduğumuz bu civatalar üzerinde tekrar çift tıklayarak ayarlar menüsünden tip seçeneğini civata yerine delik olarak işaretleyelim. Burada delik çapını belirleyebiliriz. M20 civata kullanmak istiyorum. 22 milim belirleyelim ve uygula diyelim. Böylece civataların yerini delik olarak değiştirdiğini görebiliriz. Oluşturduğumuz bu ankraj delikleri üzerinde ankraj civatasını eklemek için üst menüden ankraj civatası komutuna geliyorum. Üzerinde sağ tıklayarak öncelikle varsayılan ayarlarını belirlemek istiyorum. Geometri bölümünden uygun seçenekleri ayarlayalım. Ve varsayılanı ata diyerek pencereyi kapatalım. Daha sonra ankraj çubuğu komutunu tekrar çalıştırıp delik ya da sağ tıklayarak plaka gösterebiliriz. Sağ tıklayıp plaka gösterdiğimizde plaka üzerindeki bütün deliklerde ankraj çubuğu oluşturulur. Aksi halde bütün deliklere tek tek ankraj civatasını eklememiz gerekir. Şimdi de kolon ile çapraz bağlantısını yapalım. Bu bağlantı için mevcut makrolardan köşe civatalı bayrak levhası bağlantı makrosunu kullanabiliriz. Komutu çalıştırıp önce kolon, daha sonra çapraz ve sınırlandırma levhası olarak taban plakasını seçelim. Otomatik olarak oluşturulacaktır. Sınırlandırma levhası olarak seçtiğimiz taban plakası bu bayrak levhasının taban plakası sınırında kesilmesini sağlayacaktır. Bu sebeple ismine sınırlandırma levhası diyorum. Oluşturduğumuz bağlantı boru profili alın levhası ekleyerek oluşturulmuş bir bağlantı tipidir. Eğer bu bağlantı tipini değiştirmek istersek klavyeden M Enter tuşlarına basarak makro özellikleri penceresini açıyorum ve burada civatalar sekmesinden IU ve kutu ayarlarını aç seçeneğini işaretliyorum. Kaynak ayarlarına geç seçeneğinden alın levhası civatalı kaynaklı seçenekleri yer almaktadır. Mevcut bağlantı alın levhası olarak tasarlanmıştır.
Bu seçeneği civatalı olarak değiştirdiğimizde ve uygula dediğimizde artık kurt ağzı metoduyla açılmış bir bağlantı görebiliriz. Bu şekilde taban plakası bağlantısını yardımcı makrolar yardımıyla hızlıca oluşturabiliriz.